çocuk odasında yatıyordum. Saat 4'ü 20 geçe hanım dedi Hasan deprem oluyor. Kalktım kapının ağzına geldim. 3 Erham okudum. Fatiha suresini okudum. Zemir suresini okudum. Selavat getirdim. Dedim inşallah durur. 3-4 sefer vurup duruyordu yani. O bazı yaşadık onları. Binam da çok sağlam. Öyle şey de değildi. Ben ondan sonra kapının altında duruyorum. 1 metre kalktı indi yer böyle. Yani bina zıplayıp geri iniyor. Beni aldı bir öteki duvara, bir beri duvara kaldırdı. Yatı, vurdu yere, kar dolabını yıktı üstüme. Çevirdi belim, ağzım aşağı geldi. Kar dolabının içinde ben 5-10 dakika döndüm. Bir yeri görmüyorum. Yumrukladım. Kar dolabının arkasında ince bir zar var. Onun çivileri söküldü. Oradan biraz nefes aldım. Çıktım dışarı, divanın üzerine. Geldim, baktım yine sallanıyor. Ellerimi bağlat yaptım. Selavat getirdim, Fatiha'yı okudum. Allah'ım dedim, bu sefer ben sana teslim oldum dedim. Durdum, bekledim, sakinledi. Kar dolabı kapıyı kilitlemiş. Kapıyı bastırmış, arkayı kapatmış. Elime o şeyi aldım, o demiri. O demirle vurdum, bunların altlarında şeyler var, takoslar, plastik. O takosu kırdım, kapı açıldı, içeriye hava geldi. O tavanlar patlıyor, dumanlar içeri, kafama şeyler düşüyor, alçıpanlar, canlı şey, avizeler var bizim. Onlar yüzüme parçaladı. Kapıyı açtım, 5 santim kalmış, açılmıyor. O alamiyonu kırdım, eğdim. Araya soktum ki, yitim de. Kana şey biraz öte geçsin, oturuyorum. Ama bende şey kalmadı yani. Ben kalktım bu sefer, kapının arkasına geçtim. Allah'ım dedim, bana bir Halil İbrahim kuvvet ver, kurbanım sana dedim. Hafif dayandım, kapı açıldı. Merdivenden tuttum korkuluktan, ta aşağı kadar indim. Kapının önü molozdu. Baktım düz bir tane beton yanı, dümdüz. Onun üzerine oturdum, kar da yağmış ya. Kaydım aşağı indim. Aşağı indim, 10-15 dakika sonra çocuklarım yetişti. Peki siz evde tek ben evde hanım, ben bir de bir kızım var. Ha, onlar kurtuldu ama. Onlar kurtuldu, onlar aşağı inmiş. Ben yukarıdayım diye, hanım yeri çıkmış ki beni çiğitmeye. Ya sen beni nerede kurtaracaksın? Sen canımı kurtar. Gittiysem gittim Allah'tan. Onu da ikinci deprem kaldırmış yere çalmış, duvara çalmış. Hem kolunu kırmış hem belini kırmış. Ya ufak kız, işte Davut Osman durumlu, o aşağı inmiş hesap et. Kalkmış yürüyerek aşağı inmiş. Komşulara diyormuş, annemle babam yukarıda kaldı, onları getirin. 6,5 saat karla yağmurun altında kaldım ben. Dişlerim böyle diyor. Titriyorum, yani donucum yani, donucum yani. Dişleri birbirine vuran adam ölür, donar. Oğlum dedim, kurbanım ben ölüyorum. Benden umudu kesin artık. İnşaat ve Sanatçılar Oda Başkanıyım. Gaziantep İslahiye'nin. Gazeteciler 2 tanesi beni aradı. Bundan 6-7 ay önce, 1 sene önce. Biz dediler, bu yapı denetim, inşaat sektörü için senden bilgi almak istiyor. Dedim bak, bizim burası 1. sınıf deprem bölgesi. Ben inşaatçılar oda başkanıyım. Ben dünyanın betonlaşmasını istemiyorum. 3 kattan fazla tren yolunun altına vermeyin. 3 kat, 5 katı geçmeyin. 3 metrede su çıkıyor. 5 metrede de sulama suyu çıkıyor. Bu mühitte. Tren yolunun üstüne 4 verin. Karayolları dedim, Hatay yolunun üst tarafı dağ zemini olduğu için 5 verin fazla vermeyin. Bizde 11 katlı bina oldu. 9 aşağı yok. Hepsine toplantıda söylüyorum ben. Biz kendi oturduğum evi, kendi oturdukları evleri biz iş karşılığı aldık. İçinin hepsini biz yaptık. Bizim yaptığımız evlerde dökülme yok. Onun dışında duvarlar, muvarlar hepsi patladı. Çünkü ben çimentoyla sıva vurdurdum. Onun üstüne alçı vurdurdum.
Evlerimizde şey yok. Bir tek bizkilerin içi dağınık. İçi parçalı yani. Çocuğumun evleri de öyle. Çocuklarımın evleri de düplekiz. Son kat ya 6 ve 7. O ikisi de sağlam. Duvarlarda bir şey yok. Müteahhitlerin bütün binaları yıkıldı. Ama bak şükürler olsun bizim çocuklar kendileri ellerine sıvadıkları için kendileri elleriyle harcımızı mesela kendimiz getirmişiz. Bir torba yerine bir buçuk koy. Para bizden çıkıyor. Her şeyleri yaptığımız için bizim şeylerimiz şükürler olsun duruyor. Ama altın deseler içine girmem. İstanya'nın %80'i yerinden bir. Nurdağ komple, Kırıkhan, Hatay. Bak bize bir deprem vuracak Amik Ovası'ndan, Cebel'den çıkacak. Ama yani yarıdan fazlasını kıracak dedim ben. Buna tedbirli olalım dedim. Her zaman konuşuyorduk biz aralarımızda. Toplantılarda söylerdim. Toplantılarda da söylerdim ben. Ama bugün öyle başımıza geleceğini daha fazlası.